Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu dersimizde Joggle'la ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Görüyorsunuz karşınızda mesela karmaşık oluşturulmuş bir diyagram bulunmakta. Şimdi diyagramların dikkat ederseniz içerisinde pek fazla yazı yazmıyorum. Çünkü anlatım yaparken yazı yazarsam bu sefer de yani epey bir zaman geçecek. O nedenle yazıları siz kendiniz yazarsınız. Ben sadece yazı nasıl yazılır, ondan sonra diyagramın mesela alt kolları nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Programın diğer bir özelliğine de değinmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle şurada mesela bakın bir televizyon şeklinde bir şey var. Buraya üzerine geldiğimizde bu özellikle present this Joggle yani bu diyagramı mesela sun. Yani bir sunu şeklinde sun. Evet onu hemen mesela tıkladığımızda siz de göreceksiniz. Diyagram bu şekilde yani şöyle göstereyim. Bakın eksi işaretler var. Eksi işaretler var. Eksi işaretler var. Yani program bize diyor ki bu diyagramı bir sunum şeklinde de ders anlatırken ya da bir sunum yaparken de kullanabilirsin. Dikkat ederseniz arkadaşlar ne yaptım? Ben eksi kısımlara tıkladım. Tıklayınca da diyagram bu sefer kapanmaya başladı. Hemen bakın artıya tıkladığımda diyagramın tekrar uzaması başlıyor. İstediğim alandan başlayabiliyorum. Mesela diyelim ki bir sunum gerçekleştiriyorum. Orada mesela tıklarsam artıya bakın. Böyle bu şekilde mesela anlatımlarını yapabilirim. Yine aynı şekilde bakın şurada mesela sanki bir devam ediyor şeklinde bir izlenim var. Bu tür yerler genelde mesela diyagramın devam ettiğini gösteriyor. Biz artı olarak tıkladığımızda diyagramın devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada halen daha devam ediyor. Tıklıyorum bakın burada yok artık bak burada yok burada yok burada yok. Sadece mesela ne vardı burada var. Tekrar burayı kıstığımda ne yapıyorum geri geliyorum geri geliyorum bakın geri geliyorum. Bu da diyagramı aynı şekilde ne olarak kullanabiliyorum? Bir sunu aracı olarak da kullanabiliyorum. Özellikle öğretmen arkadaşlar olsun. Bunun yanında diyelim ki bir sempozyumu olan arkadaşlar ya da bir bildiri sunacak ya bir konferans verecek olan arkadaşlar bunu kısa bir şekilde hazırlayıp mesela sunumunu gerçekleştirebilir. İnsanlara mesela anlatırken hep böyle devam edeydi şeklinde. Yani tüm slaytı göstermez. Tüm slaytı hepsini kapatır. Ondan sonra anlatırken olayın nasıl örgütlendiğini mouse'u kullanarak mesela gösterebilir arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunların uçlarında pek fazla yazı yok. Yazı yazılmamış. Bakın tekrar bu devam ederken bir de buradan geçiyorum. Bakın böyle geldim. Bir de buradan böyle geldim. Bakın şuradan. Evet. Bakın daha halen devam ediyor. Evet. Görüyorsunuz bakın resim koymuşum falan. Ondan sonra şurada devam ediyor. Yani anlattığımı bu şekilde de gerçekleştirebilirim. Hemen kapattım. Bakın kısaca kapattım. Geri de gelebilirim. Ne oldu? Joggle'ı biz bu sefer bu derste neyi öğrendik? Bir sunum aracı olarak da kullanabileceğimizi öğrendik arkadaşlar. Tabii önemli olan kişi programa olan hakimiyetinin zamanla artmasıyla birlikte programı kendine göre kullanmasıdır. Yani sadece bir diyagram oluşturma programı değil. Aynı şekilde mesela nedir? Bir sunum aracıdır da yani bu şekilde de mesela programı kullanabiliriz. Tekrar mesela bakın buradaki present this Joggle. Bunu tekrar tıkladığımda arkadaşlar tekrar eski haline gelecektir. Dikkat ederseniz bunlar mesela soluk renktedir. Bunlar nedir mesela? Genelde etkindir. Neden soluktur? Çünkü içerisinde yazı yazılmamış. Yani yazdığım zaman dikkat ederseniz hemen rengi alacaktır arkadaşlar. Etkili olacaktır. Ben önceki dersimizde resim nasıl eklenir onu göstermeye çalışmıştım size. Evet bu dersimizde ne yapacak? Bu dersimizde Joggle'ı bir slideshow şeklinde kullanmaya çalıştık. Slide aracı olarak kullanmaya çalıştık. Bu da önemli bir özellik arkadaşlar. Evet. Yine bir özellik daha anlatayım. Tekrar bakın geri geliyorum. Geri geldim. Yeni bir diyagram meydana getir. Evet şu anda yeni bir diyagram meydana geldi. Bazen mesela hemen bazı arkadaşlar da diyelim ki kullanma şekli açısından hemen böyle kol açmıyor da aklına gelen fikirleri yazıyor. Mesela bakın diyelim ki şöyle bir fikir geldi aklıma. Hemen tıklayayım oranın içine. Bakın evet. Deneme bir diyelim mesela. Öyle diyelim ki aklımızda var. Mesela şuraya bir fikir geldi aklıma. Hemen yazıyorum. Deneme 2. Şuraya bir fikir geldi aklıma. Mesela evet. Deneme 3 diyelim. Şimdi mesela ne oldu? Böyle bir fikirler yığını geldi ve bu yığını tekrar organize etmem lazım. Dikkat ederseniz bakın bunlar başlı başına böyle bununki gibi. Evet istersen mesela fikirlerimi bu şekilde de çoğaltabilirim. Bakın tıkladım. Hemen ne oldu? Bu ayrı bir örüntüleme oldu. Bu ayrı bir diyagram oldu. Bu ayrı bir diyagram oldu. Ne yapabilirim arkadaşlar? Diyagramları bu şekilde çoğaltabilirim. Ya da bu diyagramı buraya da getirip ekleyebilirim. Bakın şuraya ekleme de yapabiliyorum. Bakın ekledim. Evet ya da gezdirebiliyorum. Tekrar renk değiştirme işlemini yapabilirim.
Evet, dikkat edin arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Ne oldu? Burada önemli olan yani diyagramlara şekil verebilmek, diyagramları meydana getirmek. Önemli bir ders bu arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde bağımsız diyagramlar meydana getirmeye çalıştık. Bunlar arasında ilişki kurmaya çalıştık. Yine aynı şekilde diyagramın mesela meydana getirdiğimiz diyagramı sunu olarak nasıl kullanabileceğimizi gösterdim arkadaşlar. Siz de yapıp görebilirsiniz. Şimdilik bu dersimizde bu kadar bilgi vereceğim. Herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.